Gençler merhaba. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı giriş ünitemize devam ediyoruz. Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisi. Edebiyat akımı, edebi akım nedir? Önce bir ona bakalım. Bir sanatkar grubunun belli bir dönemde ortak dünya görüşü, estetik, sanat ve edebiyat anlayışı çerçevesinde oluşturdukları edebiyat hareketi, bu anlayış ve hareket çevresinde kaleme alınan edebi eserlerin oluşturduğu bütündür edebi akım ya da edebiyat akımı. Edebiyat eserleri belli sanat anlayışları doğrultusunda yazılır. Bu anlayışlar ise çağın ve zamanın istek ve beklentileri doğrultusunda oluşur. Ayrıca toplumsal değişmeler, bilim, sanat ve teknoloji alanındaki gelişmeler edebiyat yapılarının oluşmasında etkilidir. Edebiyat akımları genellikle birbirine tepki olarak veya birbirinin devamı şeklinde doğmuştur. Türk edebiyatı üzerinde hem batılı hem de yerli akımların etkisi vardır. Edebi eserler belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılır. Sanatçıların içinde bulundukları gelenekten ve kendilerine özgü zihniyetten gücünü alan edebi eserlerin toplamı da edebiyat akımlarını oluşturur. Toplumsal değişmeler ve gelişmeler, bilimsel ve teknolojik yenilikler, bireysel farklılar edebi akımların oluşmasında etkili olur. Örneğin 19. yüzyılda Fransız İhtilali'nin etkisi Batı'da romantizm akımının oluşmasına zemin hazırlamış. Goethe, Schiller, Victor Hugo gibi sanatçıların eserlerinde ortak bir yönelim ve anlayış belirginleşmiştir. Shakespeare öncülük etmiş, Victor Hugo geliştirmiş, birçok sanatçı da eser vererek genel anlamda akımı oluşturmuştur. Bizim edebiyatımızda da Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi gibi sanatçılar dönemin koşulları ve kendi düşünceleri gereği romantizm akımının birçok özelliğini yansıtan eserler yazmışlardır. Klasizm, romantizm, realizm, parnasizm, naturalizm, sembolizm ve sürrealizm gibi birçok edebi akım hem dünya edebiyatında hem de bizim edebiyatımızda etkili olmuştur. Bu akımların bazı özellikleri ve temsilcileri tabloda verilmiştir. Hemen onu inceleyelim. Evet, edebi akımlar, akımların özellikleri ve sanatçılar. Klasizmle başlıyoruz. Klasizm. Akımın özelliklerine bakalım. 17. yüzyıl ortalarında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Akla ve sağduya değer verir. Yani bir soruda akıl ve sağduyu gördüğümüzde aklımıza klasizm gelmelidir. Konular eski Yunan ve Latin edebiyatından alınmıştır. Kahramanlar seçkin kişilerdir, yani soylardır, yani tanrılar ve tanrıçalar yine kahramanlarımızdır. Konu değil, konunun işlenişi önemsenmiştir, yani sanatı sanat için yapmışlardır. Dilde ve üslupta kusursuzluk aranmıştır. Yani kusurlu olan eserler ya da dili savruk olan, dili özensiz olan eserlere yer vermemişlerdir klasizmi benimseyen sanatçılar. Peki temsilcileri kimlerdir? Bakalım. Molière, Corneille, Racine, La Fontaine, Fenelon klasizmin temsilcileridir. Peki edebiyatımızda etkili olmuştur. Edebiyatımıza tiyatro açısından etkili olmuştur ki klasizm özellikle tiyatroda trajedi de kendini gösterir. Hemen bakalım. Edebiyatımızda Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa klasizmden etkilenmiştir. Romantizm yani coşkunculuk. 18. yüzyılda klasizme tepki olarak doğmuş bir akım. Jean-Jacques Rousseau akımının öncüsüdür. Konular Hristiyanlıktan, tarihten ve günlük yaşamdan alınmıştır. Duygulara ve hayallere önem vermişlerdir bu sanatçılar. Yani duygu ve hayal gördüğümüz zaman, yani bunlar bizim kilit sözcüklerimiz, bunları gördüğümüz zaman romantizm diyebiliriz. Sanat toplum içindir görüşü benimsenmiştir ki klasizmde
sanat sanat içindi, buradaysa sanat toplum içindir. Tabiat önemsenmiş, gözlem ve tasvire önem verilmiştir ki bu gözlem de pek gerçekçi değildir. Duygular ve hayallere göre oluştuğu için tasvirler gerçekçi değildir. Temsilcilerine bakalım. Voltaire, Shakespeare, Lord Byron, Goethe, Schiller, Lamartine, Victor Hugo ki Victor Hugo bunun bir eserinde Cromwell adlı tiyatrosunun ön sözünde romantizmin ilkelerini anlatmıştır. Alexander Dumas Per, Alexander Pushkin temsilcileridir. Namık Kemal bizim edebiyatımızda Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhamit Tarhan yani Tanzimat dönemi sanatçılarımızı etkilemiştir bu hafta. Evet, realizm yani gerçekçilik. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da romantizme tepki olarak doğmuştur. Konular gerçek yaşamdan alınmıştır. Kişilerin ruhsal davranışlarını etkileyen mekanın anlatılması önemsenmiştir. Yani gerçekçi mekanlar gerçekçi tasvirlere yer verilmiştir. Duygu ve hayalden uzak durulmuştur ki bu yönüyle zaten romantizme tepkidir. Hikaye ve roman türlerinde etkili olmuştur. Gerçekçilik gördüğümüzde tabiat tasvirlerinin gerçeğe yakın ya da gerçek olduğu anlatıldığı zaman realizme gitmemiz gerekir. Temsilcilerine bakalım dünya edebiyatındaki. Flaubert, Stendhal, Balzac, Charles Dickens, Ernest Hemingway, Turgenev, Chekhov, Gorki, Gogol, Tolstoy, Dostoyevski dünya edebiyatındaki temsilcileridir. Bizim edebiyatımızda ise Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai ki bunlar Tanzimat ikinci dönem sanatçılarıdır. Mehmet Akif Ersoy, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf ki ikisi Servet Fünun sanatçısıdır. Ömer Seyfettin, Yakup Kadri, Refik Halit, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip bunlar da milli edebiyat sanatçılarıdır. Yani hem Tanzimat ikinci dönemde hem Servet Fünun'da hem de milli edebiyatta etkili olmuş bir akımdır realizm Türk edebiyatı. Devam ediyoruz. Evet, naturalizm yani doğalcılık. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Determinizmden etkilenmiştir. İnsan kişiliğini anlatabilmek için soya çekim yasalarında ve toplum biliminden yararlanmıştır. Özellikle soya çekim, bilim, laboratuvar gibi kavramlar gördüğümüz zaman naturalizmin aklımıza gelmesi gerekiyor. Gözlem ve betimlemelere büyük önem verilmiştir. Realizmin bilimsellikle yoğrulmuş biçimi olarak da değerlendirilebilen bir akımdır. Yani bir nevi realizmin üstüdür, realizmin laboratuvarlardan çıkmış halidir diyebiliriz. Dünya edebiyatındaki temsilcilerinden en önemlisi Emil Zola'dır. Alphonse Daudet, Goncourt kardeşler bu edebiyatın yani naturalizm akımının en önemli temsilcileridir. Edebiyatımızda baktığımız zaman yine Guy de Maupassant temsilcilerindendir. Buraya kaymış. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Nabizade Nazım. Özellikle Hüseyin Rahmi Gürpınar naturalizm deyince aklımıza gelecek en önemli sanatçıdır. Nabizade Nazım da önemli bir sanatçı. Evet, Parnasizm, 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan bir akımdır. Romantik şiir anlayışına bir tepki olarak doğmuştur. Şiirde görülen bir akımdır. Yani realizmin aslında şiirde görülen halidir Parnasizm. Sanat, sanat içindir ilkesi savunulmuştur. Nesneler dış görünüşe göre anlatılmıştır. Yani gerçekçilikle anlatılmıştır. Kelime seçimine, sıralanışına ve ahenge önem verilmiştir. Şiirin biçim özellikleri önemsenmiştir Parnasizm'de. Temsilcilere bakalım. Théophile Guattari, Théodore Bonville, Frances Coppée, José Marido Henriot, Le Condorlis buradaki
temsilcileridir dünya edebiyatı. Aslında bizim edebiyatımızdaki temsilcileri bilmemiz yeterlidir. Bizim edebiyatımızda Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Yahya Kemal Beyatlı, Parnasizm'in temsilcileridir. Özellikle Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret ve Yahya Kemal'i iyi bilmemiz lazım. Parnasizm deyince aklımıza gelecek ilk iki kişi Tevfik Fikret ve Yahya Kemal olmuşlar. Evet, sembolizm yani simgecilik. 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan bir akımdır. Şiirde belirginleşen bir akımdır. Yani bir nevi Parnasizm'e tepki olarak ortaya çıkmıştır. Nesneler oldukları gibi yansıtılmamıştır bu akımda. Anlam kapalılığı savunmuşlardır. Şiir anlaşılmak için değil, hissedilmek için bu önemli bir ilke bilmemiz lazım. Görüşünü benimsemişlerdir. Şiirde musikiyi savunmuşlardır bu sanatçılar. Yani simge, sembol, musiki, anlam kapalılığı gördüğümüzde aklımıza sembolizm gelmektedir. Sanatçılarımıza bakalım. Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Paul Verlaine, Paul Valéry, Edgar Allan Poe buradaki temsilcilerdir. Türk edebiyatında Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhittin Anas, Cenap Şahabettin'i görebiliriz. Yani bir nevi öz şiir anlayışında, Cumhuriyet döneminde öz şiir anlayışında etkili olmuş bir akım. Devam ediyoruz. Sürrealizm yani gerçeküstücülük. 20. yüzyılda oluşan bir akımdır. Şiirde de görülen bir akımdır. Freud'un psikanaliz kuramının edebiyata uyarlanmış biçimidir. Bilinçaltı yansıtılmaya çalışılmıştır. Yine bilinçaltı önemli bir kavram. Akıl ve mantık önemsenmemiş. Akıl ve mantığın önemsenmemesi, içgüdü, bilinçaltı ön plana çıkarılmıştır bu akımda. Yani bilinçaltı gördüğümüz zaman, Freud gördüğümüz zaman, psikanalizm gördüğümüz zaman, içgüdü gördüğümüz zaman, rüya gördüğümüz zaman aklımıza sürrealizm gelmektedir. Temsilcilerine bakalım. André Breton, Louis Aragon, Paul Éluard buradaki temsilcileridir. Türk edebiyatına baktığımız zaman Cemal Süreyya, İlhan Berk, Oktay Rıfat. Yani iki tane ikinci yeni sanatçımız, bir tane de daha sonra ikinci yenilere yaklaşan garipçiler yani birinci yenicilerden sanatçımız. Evet, bu tablonun dışında başka akımlarımız da var. Empresyonizm yani izlenimcilik edebiyatımızda Ahmet Haşim üzerinde etkili olmuştur. Yani nesnelerin aslında görünen yüzü değil, sende uyandırdığı izlenimler önemlidir diyor. Ekspresyonizm, dışa vurumculuk, fütürizm önemlidir edebiyatımızda etkili olmuş. Özellikle serbest nazım ve toplumcu şiirde etkili olmuştur. En büyük temsilcisi edebiyatımızda Nazım Hikmet Ran'dır. Dünya edebiyatına baktığımız zaman İtalya'da ortaya çıkmıştır. Marinetti bunun temsilcisidir. Edebiyatımızdaki Nazım Hikmet'i de en fazla etkileyen Mayakovski'dir. Ondan etkilenmiştir. Fütürizm, makinelere övgü, hıza önem veren bir akımdır. Dadaizm, yine birinci yenicilerde ve ikinci yenicilerde etkili olan bir akımdır. Hiçbir kuralı tanımama, kuralsızlığı kural olarak benimsemişlerdir. Kübizm, ressam ya yani görsel sanatlarda etkili olan bir akımdır. Nesnelerin üç boyutlu halini inceler. Egzistansiyalizm, varoluşçuluk, yani insanın boş bir levha olduğu, daha sonra yaşadıkça o levhayı doldurduğu anlayışı vardır. Gibi akımlar da vardır. Fakat bu akımlar bizim edebiyatımızda çok fazla etkili olamamıştır. Evet, edebi akımları bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.